bir insan Allah'a inanmıyorsa, ahiret inancı yoksa hayatın bir anlamı olmaz. İstese de istemese de olmaz hayatın anlamı. Yani şimdi düşün, bir adam tesadüfe meydana gelmiş bir hayvan olduğuna inanıyor. Ve gökyüzünün de tesadüfler sonucu birbirle çarpışan yıldızlarla dolu olduğunu düşünüyor. Yerin altının mağma olduğunu, fokur fokur kaynadığını düşünüyor ki elma kabuğu kadar incedir. Yani bir elma düşünelim. Elma kabuğu nasıl incedir? Yerin üstteki kabuk da öyle incedir. Altı mağma. Fokur fokur su gibi kaynıyor. Erimiş mağma. Gökyüzünde de gök cisimleri birbirine sürekli çarpışıyor olarak düşünüyor. Dünyanın ne olacağı belli değil diyor. Benim ne olacağım belli değil. Tesadüfe meydana gelmiş maymun türü bir şeyim diyor adam. Peki bu durumda ne olur o? Hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Sevginin de anlamı kalmıyor. Dostluğun, kardeşliğin, cömertliğin, vefanın, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. O zaman egoist, bencil oluyor. Bunalımlı oluyor, hasta oluyor. Yani mesela bir tesis kurmak onun için anlamsız oluyor. Ne gerek diyor? Babamdan aldığım hazır parayı bir yere harcarım diyor. Bir insana iyilik yapmak mantıklı gelmiyor ona. Mesela eşine sadık olmak mantıklı gelmiyor. Rüşvet almamak mantıklı gelmiyor. Yani ihtiyaç varsa diyor alırım, niye almayayım diyor adam. Gasp yapıyor, hırsızlık yapıyor. Değil mi? Zulüm yapıyor. Daha da olmazsa PKK gibi terörist oluyor işte, milleti, insanları. Değil mi? Vahşet ortamında tutmak için kararlı oluyor. Buna karşı yapılacak şey eğitimdir. Anti-darvinist, anti-materyalist eğitimdir. Yani Deccal çıkmış, Deccal'e karşı. Deccal'in silahı ne? Bilim ve felsefe. Evet. Nasıl kullanıyor bilim felsefeyi? Sahte olarak kullanıyor. Müslüman ne yapacak? Doğru olarak kullanacak inşallah. Onu kendi silahıyla yok edecek. Bilim ve felsefeyle yok edecek. Yani Deccal'e kendi silahının dışında bir silah etki etmez. İnşallah. Yani atom bombası kullanıyor, sen de atom bombası kullanacaksın. Ne kullanıyor? Bilim ve felsefe kullanıyor. Evet. Sen de bilim ve felsefenin gerçeğini kullanacaksın. İnşallah. Konu kökünden hallolur. Bizim yaptığımız da o. Mesela bu yaratılış atlasının anlamı o.